Kıbrıslı Türkleri Rum saldırılarından kurtaran Barış Harekatı'nın ikinci aşaması 14 Ağustos 1974 yılında gerçekleşmişti. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Harekat'ta Girne'yi ve Lefkoşa çevresini kurtarmıştı. Daha sonra Gazi Mausa'ya kadar uzanan bir harekat gerçekleştirildi. Ama güneyde kalan soydaşlarımız vardı. Bunlar Türk askeri acaba bizi de kurtarır mı, harekat buraya kadar ilerler mi diye beklerken tarihin en kanlı vahşeti yaşandı. Eski adıyla Dohni, yeni adıyla Taşkent köyünde. Burada tam 84 tane Kıbrıslı Türk'ü 14 yaşın üzerinde, 13 yaşın hatta üzerindeki Kıbrıslı Türk erkeklerin tümünü Rum EOKA teröristleri toplayıp bir otobüse bindirdi ve önce Rum okuluna götürdü. Geceyi bu okulda geçiren Taşkentli Kıbrıslı Türk erkekleri, ki bunların aralarında 14 yaşında çocuklar da vardı, sabahleyin yine otobüslere doldurularak ıssız bir bölgeye götürüldüler. Bu bölgede tümü Rum teröristler tarafından kurşuna dizildi. Bunlardan 83 tanesi o an olduğu yerde hayatını kaybetti. Her taraf kan gölüydü. Sadece bir tanesi içlerinden yaralı vaziyette yere düşmüş ve öldüğü izlenimini vererek yere kapanmıştı. Rumlar tümünün öldüğünü tahmin ederek olay yerini terk edince o hayatta kalan tek kişi, ki bu vahşetin görgü tanığı olan kişidir, Suat Kafadar, daha sonra bir kurtuluş yoluna çıkar, kendini nasıl kurtaracağının yollarını arar. Ama bu tarihe geçen ve asla unutulmayacak olan bu katliamda tabii ki çok büyük acılar yaşanır.
13 Ağustos günü Rumlar köye girdiler. Hepsimizi topladılar. Rum okuluna götürdüler. Toplarken bizi esir kampına götürecek sizi dediler. Rum okuluna götürdüler. Bıraktılar bizi işte orada. Bir gün bir gece kaldıktan sonra 14 Ağustos günü Limassol'dan bir otobüs geldi. Tabii bunlar 5 kişiydi ki beklerdi bizi okulun içerisinde. Dediler ki kalkın bu arabaya girin dediler. Sizi esir kampına götürecek. Kalktık sırayla. Arabanın içine girmeye başladık. Henüz doldu. Tamam dedi. Başka sığmaz. 4 kişi oturdu camın önüne. Bir de şoför 5. Ama şoförün de silahı var. Onların da silahları üzerimizde. Oradan yol aldık Limassol'a doğru. Epey gittik. Yermasoya polisi vardı. Orada barikat vardı. Polis barikatında durdu. Polis sordu. Açtı kapıyı. Nedir dedi bunlar. İşlerinden bir tanesi dedi ki bunlar turisttir. Endiler aşağı bir şey konuştular. Devam ettik biz. Devam ettik. Epey gittikten sonra gene Lanidin'in mektepler vardı eskiden. Oradan sağ yaptı. Ben başımı kaldırdım da baktım da o. Ben bu köyü tanırım. Bu köy Ayafila köyüdür. Epey gene gittik. Dağ köylerine çıktık. Asfaltın kenarından sola dönen toprak bir yol vardı. 100 metre kadar içeriye girdi. Otobüs orada durdu. Dedi inin. Hepsimizi indirdiler. Tabii onlar tek tarafta dururlar silahlı. İkisi mesela bu tarafta, üçü arkada silahlı gideriz. Öyle bir 50-100 metre kadar yürüdükten sonra gene böyle eskiden toprak alınmış bir yer vardı. Böyle bir şey, yamaç. Oraya gelince dur dedi. Oturun dedi buraya. Oturduk ama yüksek yerdeydik biz. 2 kilometre de uzaklıkta, belki 2 oldu. Daha az bir mesafe. Yüksekte biz, aşağısında böyle yayla gibi. Binlerce çadır. Oturun dedi buraya siz. Adet o gördüğünüz dedi. Bunlar hep şeydir, esir. Ya sizi de dedi biraz sonra ora götürecek. Evdeydik hocam. Tutardı. Kız çocuk 9 yaşında. Oğlucum da 6 yaşında. Tadı yeni böyle elinde. Durdu kapının içinde. Gel der gene. Rumlar der bunu yani. Rumlar. Gel der kendine. Bir tanesi dedi gene böyle. Gelmesin. Gel içeri yani. Bırak çocukları da gel dedi. Çocuklar elinde tutallar yeni sıkı sıkı bıraktı çocukları gitti. Giderken böyle hepsi topladılar şu. Saklı olanlar vardı onları da topladılar. Götürdüler genleri şeye geçecekler. Şimdi o yan Rum tarafına okullara koysunlar genleri. Güya koyacaklar şeye de bıraksınlar genleri. Getirdiler okula kaldılar bir geceye. Ben bütün gün ocağın üstünde durur da bakardım o tarafa. Ama gittik de gördük kendileri onda gene. Ha, okulda gittiniz gördünüz. Gittim yani. Gördük. Şey getirdik kendileri bir şey. Tabii köyünüz diye. Karmaydı. Rumlar da vardı. Türkler de vardı köyde. Evet. Yaşayan. Ve bu Rum okuluydu. Rumlar Rum okuluydu. Rumlar o taraftaydı. Dere vardı. Dereden oraya. Dereden burada biz Türkler vardı ama o tarafta da gene biraz Türk vardı, karışıyordu o yanda. Biz Türk tarafındaydık bu tarafta.
Aldılar gittiler. Otururdu böyle sandalyenin üstüne istasi. Dedi bana getir çantayı. Ne yapacağım çantayı? Varsa bıçak. Dedim yine sen silahı tutan bacaklarının içinde de onlar seni öldürecek bıçağına. Bıçağına öldürmez seni. Sen tutan silahı. O zaman çocuğumu şuş etti geldi. Anne dedi öp beni dedi. Hep bir yan oldu yenleri. Uzandım böyle cam görüyordu. Uzandım da öptüm yeni. Ama söyle söyle süzüldük ya. Çok büyük acı. Nenemin bir evi vardı. Oraya gittik. Ben orada saklanırken Rumlar geldi. 9 tane silahlı asker geldi. Ben orada buldular. Ben çok korktum. Yatağın içine girdim. Hastayım diyerekten. Bayılır gibi de oldum. Yani kendimden geçtim çok korktuğum için. Geldiler yanıma. Bir odanın içinde 9 tane silahlı Rum. 9 tane namlu döndü üstüme. Gel yukarı diyor bana. Yani Rumca söylüyor. Ben Rumcayı çok iyi konuşurdum o zaman. Köyümüz karma olduğu için güzel Rumca öğrenmiştim. Bana Rumca, kalk yukarı falan diyor. Hastayım dedim. Kalk yukarı falan dedi. Saldı üstüme böyle şey yapınca korkudan tamamen bitirdim. Yani bayılır gibi oldum. Su döktüler yüzüme. Bunun üzerine biraz mamurladım. Su dökünce annem, Ahmet İbni annem bağırıyor. Babam gitti zaten. Babam gitti, annem bağırıyor çocuğumu çocuğumu diye. Bunun üzerine su döktüler yüzüme, soğuk su. Mamurlar gibi oldum biraz. Mamurdayınca bir baktım, aralarından bu 9 kişiden bir tanesini tanıdım. Tanıyınca ona seslendim. Sen dedim, filan değil mi? Bir ay önce bizim atölyemize geldin. Babanın kamyonuyla sana kamyonu tamir ettim. Kısa saçlı gördüm seni. Sorduğum için saçların kısadır. Bana söylediğin Defkoşa'da yüksek okula giderim. Öğrenciyim de saçlarım onun için kısadır. Dedin. Önce Tüge tanımadı beni. Sen dedim Maroni köyünden filanın oğlu değil misin? Böyle de ben deyince nenem tesadüf orada bulundu. Ve dedi sen filanın oğlusun. Annesinin ismini söyledi. Senin filan adamın eşi annendir ebedir. Annen bu köye gelir ebelik yapar. Türkleri de Rumları da doğurdur. Beni 3 defa doğurttu. Hatta annen buraya geldiğinde bizde kalır, benim evimde kalır dedi yine. Ne yapar be annen? Annen dedi bu köye geldiğinde benim kocam bir de kahvede kalır sandalyenin üstünde. Ya ben annenle beraber yatırım. Ne yapar be annen dedi ki? Yardımcı ol be kurtulalım da bu günler geçecek dedi yine gene beraber olacağız. Nedir yaptığınız? Bunun üzerine oradaki o Rum döndü. Askerler dedi. Biraz da yalan söyledi benim için. Çocuğun söyledikleri doğrudur dedi. Çocuğu tanırdım dedi. Bir ay evvel daha söyledikleri doğrudur dedi. Sarası vardır bunun dedi. O gün dedi sara tuttuydu kendini de mamurladı dedi. Tanırım yine bakalım dedi. Birce saat sonra gelir de bakarak da mamurladıysa alır kendini dedi. Önce geldi Barış Kıcı. Bize dedi ki silahlarınızı teslim edin. Biz sizi koruyacağız. Biz de bütün silahları Barış Gücü'ne verdik. İkinci günü, harekatın ikinci günü. Sabah verdik, öğleden sonra Rumlar bize bir çağrı yaptı. Hepimiz birlikte kiliseye toplanalım. Yani o esnada, kiliseye gidiş anında bir silah sesi, tabii topluyduk yolların içinde. O anda bir silah sesi patladı. Arkasına bütün Türk semtine ayrılmış bölge burşun yağmuruna tuttular. 4 saat bizi burşun yağmuruna tuttular. Barış Gücü yanımızdaydı. Birleşmiş Milletler yanımızdaydı. Hatta bir iki tane asker dibimdeydi, benim dibimde. Dedim ya ne yaptınız? O dedi ki ben görürüm tutanak yaparım. Yazarım. Başka bir şey yapamam. Yahu nedir bu yaptıkları? Biz bilmem dedi. Biz de şeytik 4 saatten sonra teslim o çağrısı. Zaten teslim olduyduk. 4 saat sonra Barış Gücü geldi. Ben dedi kaçıyorum dedi.
Çünkü dedi, Rumlar çekilecek dedi. Barış Gücü köyden kaçtı. Çekildi. Çekildiği anda biz dedik kendi aramızda, be bunlar yaptı bize gavur. Yarın toplama sabahleyin, biz de gece dağa kaçtık. Güvenmedik, o gece dağa kaçtık. Dağdayken biz dedik sabahleyin köy dönelim. Dönüşte köye girmeden tepeler vardı. Bir baktık bütün gençleri, bütün halkı Rumlar toplamaya başladı. Dedik be toplamaya başladılar, katliam olacak bu işte. Biz döndük tekrar dağa. Tekrar dağda kaldık. Birkaç gün dağda kaldık. Bunda ikinci harekat. Mesela ateşkes imzalandığında biz dedi köye dönelim. Bakalım ne var. Ama bize bir çoban haber verdi. Bütün gençleri topladılar, esir kampına getirdiler. Sizi dağlarda aralar. Doğrudu ya, bizi dağlarda aralardı. Ama biz de Lefkara Dağları vardır. O Lefkara Dağları'nın içinde saklıydık. Ama birinci gece, bak unuttum, birinci gece dağa kaçtığımızda keçi davarı bulduk. Ve keçi davarının içine yattık. Keçi davarının içine yattık ki sabah olsun bakalım nereye gideceğimizi bilelim. Yani çünkü bölgeyi Rum köylerine doğru kaçtık. Taşkent şehitliğinde Kaşif Ahmet, o zamanlar 1919 doğumlu, 1974 yılındaki bu katliamda hayatını kaybeden bir baba. Kendisiyle beraber 4 tane çocuğu da Rumlar tarafından katledilir. Bu aileye büyük bir ateş düşer. Baba Kaşif Ahmet 1919 doğumlu, sonra büyük oğlu Mehmet Kaşif 1946 doğumlu, henüz 30 yaşında bile değil, 28 yaşında. Diğer oğlu Enver Kaşif 1951 doğumlu, o da 23 yaşında. Bir diğer oğlu Kemuran Kaşif 1954 doğumlu, tam 20 yaşında. Ve geliyoruz en küçüğüne, Savaş Kaşif 1960 doğumlu, 14 yaşında. Tabii burada bu şehitlikte şu anda Rumlar tarafından öldürülen 83 kişiden tümü değil, büyük bir çoğunluğu yatıyor. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra 43 yıl sonra bu, yaklaşık 42 yıl sonra bu insanların kemiklerine ulaşıldı kazılar sonucunda. Ve tabii ki eşinin defnedilmesini göremeden göç eden kadınlarımız oldu. Onlar burada yeni bir hayata başladılar 74 sonrasında. Taşkent köyünde yaşıyorlar. Büyük acılar yaşayan bu insanlarımız tabii ki kendisine yeni bir hayat kurdu ama yaşadıkları o travma elbette üzerlerinden gitmedi. Sabah radyoları dinliyoruz tabii. Kulağımız hep radyoda. Koşarak eve geldiler. Eşim hatırlıyorum. Koşarak eve geldi. Müjde dedi. Kalkın dedi. Uyanın dedi. Türk askeri çıkarma yaptı dedi. Ama ilk adanın dört bir tarafında çıkarma yapıldı. Öyle diye şey yapıldı. Evet. Biz hemen fırladık. Yani hepimiz komşular kalktık, bir sevinç, birbirimize sarıldık, ağlaştık sevinçten. Uçak bekliyoruz yani, gökyüzüne bakarız, bir ses duysak uçaklar, Türk askeri falan diye heyecanlanıyoruz böyle. Ama maalesef ondan sonra işte bu tarafta Girne'den falan çıkarma yapıldığını duyduk televizyondan, radyodan. Bu taraftan kaçan Rumlar, Rum askerleri, artık Yunan askerleri bizi abluk altına aldılar. Tanklarla, bütün silahlarla, silahları üzerimize çevirdiler. Ve köyde bize 1,5 saat ateş altına alındık. Tabii saklandık. Kaynanamın evi çıkmaz sokaktaydı. Benim evim de tam tepelere karşıydı ki evin içine, havlunun içine düşerdi bütün kurşunlar. Oraya koştuk. Kaynatam hepimizi topladı.
Oraya koştuk. Orada toplandık, saklandık. İşte 1,5 saat ateş açıldı üzerimize. Ondan sonra erkekleri çağrı yapıldı. Bütün erkekler şeye toplansın, kiliseye toplansın. Biz müsaade etmedik. Çünkü Rum'un kalleş olduğunu ve bir şey yapacaklarını, onlara bir şey yapacaklarını biliyorduk. Tahmin ettiydik. Müsaade etmedik. Zaten akabinde hemen başladı köyün içinden silah sesleri ve taramalar işte. Bizi taramalar ondan sonra oldu işte. Akabinde de biz göndermeyince, erkekler gitmeyince hemen üzerimize ateşler açıldı. Başladılar bütün köyü taramaya. Saklandık işte. Ondan sonra köyün içinde onları alıp gittiler 14'ünde. 14'ünde. Yani evet, biz 14'üne erkekleri kadar hep toplu halde gizlin, geceleri pencerelerde, kapılarda nöbet bekleyerek hep öyle geçirdik korkuyla. Zaten silahımız neydi? Silahımız yoktu. Bu arada erkekleri alıp kalavasona götürürler. İşte karargahınız nerede, mevziniz nerede, silahınız nerede? Çok büyük işkenceler yaptılar. Alıp götürdükleri. Evet, alıp yani 14 Ağustos'un öncesidir bunlar. Çok büyük şeyler, işkenceler yaptılar. Hatta bizim komşumu da almışlardı. Şişman Münir dayı, ata derdik. Elden ayaktan tutarak getirdiler. Bütün vücudu, inanmayacaksan, sanki böyle ciğer, bir ciğer nasıldır? Kapkara öyleydi, çocuk gibi ağlardı. Sonra bir tane daha gene akrabamız olur, onu getirdiler. O da aynı şekilde, onu yani doğrudan yatağa yatırdı. Yani anlatılmayacak. O durumları, o halleri anlatılmayacak bir şekildeydi. Akabinde zaten tümünü alıp tümünü. Yani. Ondan sonra işte 14 Ağustos'da biz hep toplu halde kaynanamdayız. Bütün komşular falan. Silah sesi çıktı. Silah sesi çıkınca biz hemen panikledik tabii, korktuk. Hemen erkekler bizi saklamaya çalıştılar, çocukları saklamaya çalıştılar. İşte içten odalara falan. Aniden sesler duyduk. Bizim arka taraftan duvar vardı. Hanay biliyorsunuz eski evler. Hanay tarafından, arka taraftan bu raf giderek biz eskiden boşluk vardı, bahçe vardı falan. O taraftan geldiler. Duvardan çıktılar, üzerimize silahları diktiler ve işte teslim olun. Yani bu arada işte köyden birkaç kişiyi esir aldılar. Andriko dediğimiz bizim köyün köylü gene, ki beraber yiyip içerlerdi, beraber işlerlerdi. Andriko dediğimiz adam ve beraberinde başka işte Yunan askerleri daha, yine köylü, etraf köylerden olan askerler, hep silahlı. Andriko işte iki tane kaynacığım saklandıydı bizim. Andriko dedi, çağırın dedi, gelsin diğerleri de. Çünkü Andriko biliyor kimin kaç tane evladı olduğunu, nedir, kimdir, hepsini biliyor zaten. Çağırın dedi, gelsinler dedi. Yoksa dedi bulduklarımızı vuracağız, esir alıp götüreceğiz. Kaynatan bu arada çağırdı çocuklara. Çocuklar da arka tarafta şey vardı işte, babutsa dediğimiz ağaçlar. Onlara saklanmışlardı. Kaynatan çağırdı, gelin oğlum dedi. Gelin dedi de esir götürecekler. Limasol'a esir götürecekler dedi. Çocuklar geldi, çıktı ve geldiler. Sonra bu arada küçük kaynacığım, işte Savaş 13 yaşında. Kaynanam sarıldı çocuğa. Andriko dedi, bırak dedi, daha küçücüktür dedi, ha bilin dedi, en küçüğü, hepsini topladın dedi. Tuttu böyle, çekti çocuğu. Daha dedi meme de verin, emzirin de dedi kaynanama. Çekti böyle çocuğu, aldı. Eşim döndü sarıldı işte çocuklarına. Öptü, kokladı, döndü bana sarıldı. Onlar dedi sana emanet, onlara iyi bak dedi, bizi unutmasınlar dedi. Sanki yani içlerine doğduydu.
karanlık oluyor, ne yapacak? Devamlı gidip geliyorlar. Devamlı gidip geliyorlar. Esas böyle saat 6.30-7 gibi, 14 Ağustos, 6.30-7 gibi çıktım kaçışan bir yere. Andriko denen o azılı katili, onu gördüm. Görünce beni durdu. Annemle de o Andriko köylümüz olduğu için Rum mahallesinde bir sokak vardı Türk. Bir sokak vardı Türk. Annem da o mahalledendir diye bu Andriko denen de komşuydu orada. Ve annemle aynı yaşıttılar. Çocuklukları beraber geçti. Doğrudan anneme seslendi. Annem de ona, ben Andriko dedi ki, kocam gitti, çocuklarım ne yapacak be? Saldırır bize dedi, gelir Rum askeri saldırır, durdur be kendilerini. Onun EOKA'cı Rum olduğunu biz biliyorduk. Hatta o Andriko ile benim çok iyi diyalogum vardı. Babamın atölye vardı, kaynak atölyesi, demirci atölyesi. Bunun da şu şey, çakıl kum ocakları vardı denizde. Bunun bütün kamyonlarını, 7-8 tane kamyonu vardı. Kamyonlarını, ocaklarını, kaynak işlerini biz yapardık. Hiç de para ödemezdi yani. Hiç de para ödemezdi. Ondan dolayı da adımı, şanımı, her şeyimi biliyordu. Konuştu bana, dedi, orada bir bu azılı katil bana bir öneri yaptı. Git dedi bana, benim evde saklan dedi. Ya dedi, nenenin dedeğinin evine gitti Rum mahallesinde, oraya saklan dedi. Bizim zaten dedi, Rum mahallesi boştur dedi. Kimse yoktur, korkalılar. Türk uçakları bombalamasın diye herkes terk etmiştir evlerini. Kimse de Rum mahallesine gelmez. Yabancılar da gelirken dedi bana. Yabancılar da gelirken Türk mahallesini döver dedi. Bulurlarsa seni alacaklar dedi. Bulmasınlar, git dedi, saklan. Bekledim gece olunca, karanlık olunca. Yaşlı insanların, Rum jira kadınların giydiği siyah çarşaf var. Gece karanlık olunca nenemin o siyah çarşafını giydim. Belime bir yastık koyduk. Yaşlı koca karı gibi. Bir de gavcılar baston elinde nenemle yürüyerek iki tane koca karı yürüdük. Rum tarafındaki nenemin evine geçtik. Orada saklandım. Bu Taşkent katliamı Kıbrıs'ta yaşanan katliamların, acıların en büyüğü olarak tarihimize geçmiştir. Bunun genç kuşaklar tarafından da her zaman hatırlanması, geçmişte neler yaşadığımızı, ne tür katliamlara uğradığımızı bilmesi, öğrenmesi sağlam bir gelecek açısından son derece önemlidir. O nedenle bu belgeseli gerçekleştiriyoruz ve konuşan insanlarımızı dinlerken elbette ağır bir duygu yükü ile karşılaşıyoruz. Büyük bir acı, büyük bir ızdırap yaşandı o yıllarda ve katledilen, kurşuna dizilerek katledilen, hunharca katledilen 83 kişinin büyük bir çoğunluğunun, 76 kişinin yattığı bir mezarlık burası, Taşkent Mezarlığı. Şimdi evdeydik hocam. Durdu kapının içinde. Gel der gene. Rumlar der bunu yine. Rumlar. Gel der kendine. Bir tanesi dedi gene böyle gelmesin. Gel içeri yani. Bırak çocukları da gel dedi. Çocuklar elinde tutallar yeni sıkı sıkı. Bıraktı çocukları gitti. Giderken böyle hepsi topladılar şu. Saklı olanlar vardı, onları da topladılar. Götürdüler genleri şeye, geçecekler şimdi o yan Rum tarafına, okullara koysunlar genleri. Güya koyacaklar şeye de bıraksınlar genleri. Getirdiler okula, kaldılar bir gece. Ben bütün gün ocağın üstünde durur da bakardım o tarafa. Ama gittik de gördük genleri onda gene. Ha, okulda gittiniz, gördünüz. Gittim yani. Gördük. Şey getirdik genleri. Tabii bir şey. Tabii köyünüz karmaydı. Rumlar da vardı, Türkler de vardı köyde. Evet. Yaşayan. Ve bu Rum okuluydu. Rum okuluydu. Rumlar o taraftaydı. Dere vardı. Dereden oraya, dereden burada biz Türkler vardı ama o tarafta da gene biraz Türk vardı. Karışıyordu o yanda. Biz Türk tarafındaydık bu tarafta. Geldiler gittiler. Otururdu böyle sandalyenin üstüne istasi.
dedi bana getir çantayı. Ne yapacaksın çantayı? Varsa bir çek. Dedim yine sen silahı tutan bacaklarının içinde de onlar seni öldürecek bıçağına. Bıçağına öldürmez seni. Sen tutan silahı. O zaman çocuğumu şuş etti, geldi. Anne dedi, öp beni dedi. Hep bir yan oldu genleri. Uzandım böyle cam görüyordu. Uzandım da öptüm dedim. Ama söyle söyle süzüldük ya. Çok büyük acı. Üzerinizde dedi tanıtıcı ne varsa bir bir yakın ve gelin buraya koyun dedi. Cebinde otan kimliğini, pasaportunu bir şeyini yakar da gider orada oraya. O işlem de bitti. Bir tanesi de ben gidiyorum dedi. Aşağı dedi size battaniye, çadır, tedarik edelim de gideceksin. Sizi aşağı götüreceğiz dedi. Endi yüksek bir duvarıydı. Aşağıya indi. Güya gidecek. Biz görmeyiz onu. Dört tanesi döngümüzde. Duru silahlı. Duvarın altına inen ancak 3-5 dakika etti. Biri de havaya ateş açtı. O havaya ateş açarken o ses duyuldu. Dördü birden bizi başladı taramaya. Belki de o da çıktı. Hepsimiz öyle yaramayı şeklinde otururduk. Tabii o yani cav derkandan o bu yandan başladı 4 tane otomatik silah üzerimize. Belki de o da çıktı 5 tane. Alıp götürüyor çeke çeke kaynanam sarılmaya çalıştı, almaya çalıştı. Çeke çeke aldılar. Önlerine kalktılar. Çıkma sokaktaydı. Hiç başları öne dönmedi. Hep geriye bize baktılar. Hiç yani eşimin o bakışını hiç unutmam. Ölene kadar da unutmayacağım. Böyle hep gözümün önünde dura bakışı. Giderken nasıl böyle? Çaresiz ve sanki ölüme gideceklerini bile bile. Çocuklarına hasret, bize hasret kalacaklarını bile bile. Elleri çaresiz yani gittiler. O gün işte aldılar. Okula götürdüler, Rum okuluna götürdüler. Orada bir gece tuttular. Ertesi gün sabah, çünkü yazdı. Kimisi atletlerle, kimisi terliklerle, kimisi şortlarlandı. Kalktım, şeyler hazırladı. Babam da ovadaydı. Onlar alındıktan sonra babam, koyunlarımız, sürülerimiz vardı. Babam bazen ovada kalırdı. Sabah geldi babam. Etrafı öyle görünce sessiz falan. Ne oldu dedi falan. İşte dedik böyle böyle. Babama hazırladık işte. Kıyafet hazırladık, yiyecek hazırladık. Baba götür dedim. Anne, kaynanam gidecekti. İşte babamla birlikte. Ben de istedim gideyim. Kaynanam bırakmadı. Kızım dedi sen karnın burnunda çocuklarının yanında kal dedi. Ben giderim dedi. Ama kaynatamı o gün o saat almadılardı. Çocuklar aldılar hep. Kaynanam düşüp bayılmıştı. İşte biz çığlıklar falan. Kaynatam da böyle deli gibi olduydu. Avlunun içinde gider gelirdi. En nihayet dedi yeter dedi bir hanım dedi. Benim evlat değiller dedi. Gideyim dedi. Nereye götürürse evlatlarımı beni de götürsünler dedi. Ve kaynatam kendi çıkıp gitti evlatlarının arkasından. Gitti ve geri gelmedi yani. İşte ondan sonra işte babam aldı. Kaynanam da yarı yoldan döndü. Babam aldı götürdü. Ve gittiğinde babam okulun içindeymişler. Silahlı beklerlerdi kendilerini. İşte demiş babam Mehmet'i isterim. Damadımı geldim demiş. Bir şeyler vereyim falan. Çıkmış, çağırmışlar Mehmet'i çıkmış. Demiş baba demiş niye getirdim onları? Oğlum dedi size bir şeyler getirdim. Yiyecek, kıyafet falan.
Yok baba dedi, bizim ihtiyacımız yok dedi, bunları geri getir. Geri getir, çocuklarıma da sahip çık baba dedi babama. Çocuklarıma iyi bak baba dedi, karıma, çocuklarıma, onlara sahip çık dedi, sen olsun bak dedi. Babam çıktı geldi, iki gözü iki çeşme. Sonra ertesi gün işte okuldan alıp getirdiklerini duydu. Bir süre de haber alamadı mesela. Bir süre de haber alamadı. Biz kadın çoluk çocuklar kaldı. Sizi sonra esir kampına götürdü. Ondan sonra köylü, hep köy kadın çoluk çocuk köydeydik. Sonra birkaç gün sonra birleşik geldi köye. Dediler ki bir hafta sonra galiba birleşik geldi. İşte dediler ki hasta, yaşlı ve hamile olanları götüreceğiz. Geldiler bana da. Beni ille Limasol'a götürecekler. Hmm. Ben dedim gitmem. Benim dedim orada kimsem yok. Kocamı dedim aldılar. Üç tane, dört tane çocuğum var. Üç tane çocuğum var. Benim orada ailem var. Yok. Kim bakacak dedim çocuklarıma. Ve biz bunun yani şeyi de maksat Lefkoşa'ya gelip durumumuzu bildirmek. Çünkü biz hiçbir yere durumumuzu bildiremedik. Kimse bizim ne olduğumuzu, erkeklerimizin ne olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz yani. İlk geldiler, ben öyle diretince almadılar. Gittiler, gittiler, birkaç gün sonra tekrar geldiler. Tamam dediler, biz seni şeye, benimle birlikte yaşlı bir kadın ve şey vardı, kocası. Onlar da İngiltere'den geldiler diye. Ve evlatları aramışlar. Onlarla birlikte sırtımdaki çocuklarımın, işte sırtımdaki yurubalarımızla aldım, sarıldım çocuklarımı. Tek başıma. Kaynanam düştü, bayıldı. Evlatlarım gidiyor dedi. Oğlum dedi, kuşlar dedi yuvadan uçuyor dedi. Sen neredesin oğlum? Aldılar beni çocuklarımı. Bıraktım geride onları da acı içinde. Çıktım, beni Lefkoşa'ya götürdüler. Bir de komşumuz kız vardı. O bana bir kağıtçığa yazdıydı işte. Serin dedi, bunu ne yap et? Denktaş'a ulaştır. Veya Denktaş'a yakın birine ulaştır. Söyle, anlat dedi durumumuzu. Burada hep nasıl, neler yaşadığımızı, hep kadın kaldığımızı, çocukların falan. Geldim ben işte, götürdüler. Kuru Çeşme'nin oraya indim. Ya ben yok dedim, ben isterim gideyim dedim. Denktaş'ı göreyim. Ondan sonra oradan getirdilerdi beni, gittim oraya, dedim işte böyle böyle, durumumuz bu dedim, ben Taşkent'ten geliyorum. Ve o zaman işte döndü Denktaş, aradı şeyi, kredisi, sordu nerede bu insanlar diye, ne yaptınız diye. Ve kredis de kabul etmiş bildiğim kadarıyla. İşte bizim bilgimiz haricinde oldu, işte öldürüldüler falan diye zaten diye, şeyden de. Limasol'a götürürken başka dağlara sapmışlar ve orada öldürdüler, evet. Ki Suat Bey kurtuldu içlerinden ve işte o da Mutayaga'ya sığınmış. Oradan üstlere sığınmış. Ayten Hanım'ın yardımıyla da üstlere ve orada işte oradan açıklandı. Yani o da katliam söyledi ki katliam yapıldı. O esnada hepsi tabii vurulan, düşer, kalır. Hepsini düştük, yattık. Benim üzerime birkaç kişi böyle yani üzerime düştü. Böyle yan düştüm ben sol tarafıma. Silah sesleri kesildi. Şimdi ben duyarım konuşurlar. Siz kurşunu isabet etmiş miydiniz? Burama başım ben bir sıyrık.
böyle diri yaldı gitti ve bir parça da burama girdi. Şimdi biri dedi gelin alın bir saatlerini. O biri dedi bırak yahu dedi kaçalım biri görmesin bizi. Böyle biri bilene tartışıldılar. Bak dedi de biri var kıpırdar dedi de kıpırdananları dedi vur başından. Duydum birkaç silah sesi ama ben hiç nefes bile almam. Ama üzerimde öyle sıcaklık bir şey dökülür. Neyseydi. Sonra bunlar sesleri kesildi. Acaba şimdi ben ayağa kalkayım bunlar mahsus mu yapar? Yoksa kaçtılar emin de değilim. Bir tane vardı amcamın oğlu Aydın. Onun da ayağı koptu üzerinden kaçtıydı. İngilizlerdi yani. Böyle feryat ederdi. Ben de böyle sanki ağzımdan böyle kan gelirmiş gibi ah kaçtılar bir şeyde mırıldandım o şekilde. Kaçtılar dedi. Ben gene emin olmadım. Sonra gene tekrarladım. Dedim kalkayım ayağa kalktım. Kalkayım ayağa orada zaten kan gölü. Beni de kaçırt diyor. Kurtlar beni de. Bir baktım üzerinde ayak yok. 10 metre gitmeden ölecek. Geldiklerinde kemiklerini şu getirdiler. Bırakmadılar beni yan aşağıyım hiç. Gömür gömür mezar içine gir saldım gireyim. O kadar her vakit öyle. Her bir iki günde giderim ağlarım ağlarım gelirim. Ne yapayım başka? Hepsini topladı. Saklı olanlar vardı. Samanın içinde bizim saman vardı. Hayvanlarımız vardı. Da saman vardı da gittiler sokuldular onun içine. Çağırırdı. Çıkınız. Da çıkmazsanız sizi vuracak. Önünde, ailenizin önünde. Onlar da bir çare saman yüklü çıktılar, gittiler, teslim oldular. Hepsi de. Akşamüstüydü öyle. Altı sularında. Bir tane komşu vardı burada, yeğeni miydi o da, müflet. Gitti alsın çocuğu, 13 yaşında. Gitti alsın kendini. Saklıydı evde, zaman çocuğu korktu, saklandı. Gitti tuttu genelinden, geçti ardıyı. Geldi tam orada Ziya'nın kapıda. Yani benim evin karşıca yanında. Geldi randevu verilen, kandil koçuk. Dedi kendine, nereye götürün yeni, gel buna dedi. Ne der yine be, o derim kendine şey. Diye derim yani çocuk dolardan çocuğu da ne der bana emzirir yeni biz zannindon der bana biz zannindon yani emzirir yeni dedi bana emzirir yeni derim ya daha çocuktu bu kadarcık çocuğu da alacaksın annesi de dedi gene aldın bu basını rendirip bunu ne alacaksın dedi bu da çocuktu der gene annesiz etmez dedi gene kalsın üstelik tanırdınız yani burumu siz. Kim? Bu Rum'u tanırdınız? Tanırız. Gel benim. Geldiler kalp doktoruydu. Taşa giden geldiler bir sürü. Kaç defalarla da özür dilediler. Ben de özür dileyeceğim. Yanan ben yandım. Ne sen yandın ne onlar dedim kendine. Dedi bana götüreyim sayeni dedi. Ya keşke götürsen bana dedim. Götür bana dedim. Tabii Andriko. İstasi gitti Lefkara'ya, Lefkara'nın Rumları eğdi. Hepsini dereden geçirdiler, kurtardılar. Bizim köpeğiydi ama sakladılar kendini. Magaryoz zamanında öldüreceklerdi yeni. Sakladılar yeni başımıza bunları getirdi, en büyük acı. Giderim hiçbir yere. Kapıyı dışarı çıkayım, çıkamam. Düğünler olur, bilmem ne olur. Nasıl gideyim? Gidemem, giremem kalabalığa.
yavaşladık. Ocak çok yavaşladı. Herkes tanır beni. Çoğu her taraftan Girne'ye, şeye giderdi. Legimosuna servis yapardı. Ondan da alırdı İngili çocuklarını da götürürdü. Rahat edip işte. Ansızın gittiler işte. Otobüs şoförüydü. Evet, şoförüydü. Oğlunuz? Oğlumun hayvanları vardı, keçileri vardı. Kaç yaşındaydı onlar? Onlardaki 20 yaşında. Daha doldurmadıydı yani daha. 19 şeydi ama boy böyle yapardı. Şimdi yapardı gene babası evleri. Derdi kendine, gel dedi gene ölçsün sana boyunu da eğilmesin de gambur olasın. Şaka dedi kendine. Ama çocuğum sevilmedi ki. Sevilmedi. Bir çoban geldi, haber verdi bize. Kadın dedi ki, sakın köye gelmeyin, sizi ararlar. Onları derip alıp gittiler esir kampına. Ama sizi dağda vuracaklar. Yani geldiğiniz anda vuracaklar sizi. Biz dedik ya köye dönmeyin köydeyse. Köye dönmedik. Bekledik, sonra duyduk ki Denktaş Bey haber verdi. Taşkent halkından kuşku duyarık. O zaman biz de dedi ki ya bu mesele ne olacak? Biz de haber verdik ki hayattayız, birkaç kişi hayattayız. Ve o zaman bizi yardım ettiler, bu yanı geçtik. Ama bu katliamda kardeşim, kardeşi oğlum, 6 tane yeğenim gitti. Abim bana dedi ki sen kaç Ömer, seni ararlar. Çünkü birinci defa birkaç şeyde bizi bu müddette birinci harekat, ikinci harekat arası getirirdi kalosuna dövlerdi. Silah istediler. Halbuki silahımız yoktu. Ve barış gücü gördü ki dövdü bizi. Getirdi gördü dedi. Dövdü bizi, silah istedi. Silahımız olmadı. Şimdi gene daha öyle. Benim bulanda alıcı vardır. O kadar bir dert edeyim ki kulak zarım şeydir. Şimdi kadar alıcı kullanırım. Ama devlet bana bunu tedarik eder. Bu katliamları yapan Andriko Mitriou, kardeşi Abertli, Hristagi Maronili, Magi Maronili, Şorkyalı Agi, hepsini tanırık. Ama Andriko Mitriou en fazla bugünkünde barış diye dedikleri Andriko Mitriou bu katliamı yapan ve kardeşi olan içinde Babadopoulos şey, o zaman Gribaçılara madalya verildi. Ben kendi gözümle televizyondan gördüm ki Babadopoulos Andriko Mitriou ilk madalyayı verdiği bir kişidir. Andriko Mitriou madalyayı aldı. Hayattadır şimdi. Çoluk çocukları hep hayattadır. Aksine Rum hükümeti buna yardım etti. Traktörleri, mitsinganları bilmem neyi varmışmış, bakmış. Kendim bilmem. Yani Rum hükümeti kendini maaşa da bağladı. Maaş da aldı. Gel de böyle insanlarla de ki bizimle bir anlaşma ister. İstemez gavur. Yani içimize gelsin şu anda gene saldırır. Yani Türkiye zayıf bulsun gene saldırır bize. Ama çok şükür başımıza bir Türkiye vardır. Ve ondan korkar da yapmaz. Yani şu anda hayattaysak ve bunları ben size anlatırsam hayatta Türkiye'nin, Türk askerinin, gerçek mücahidin de emeği vardı bu işte. Mücahidin ve Türk askerinin emeği karşılığında hayattaymış şimdi çoluk çocuğumuz. Onun için şimdi hiçbir millete güvenmem. Tek güvendiğim Türkiye ve Türk askeridir. Bizim köyde toplayanların içinde Rumlar da vardı, aynı köylü Rumlar da vardı. Bir tanesi Andriko'nun kardeşiydi. Yani oradaki insanlar söylerdi, yani ben tanımazdım ben ama oradaki şey, Andriko'nun kardeşi ne bileyim ben kimdi derlerdi. Ben ondan şeyin silahın ucunda da bir süngü vardı. Hatta yengem hamileydi, girme dedi içeri, daha kadın hamileydi falan.
Mefase mefase dedi yani korkmayın korkmayın dedi ama silahından içeri girdi. Odanın içinde zaten kafalıydık biz. Çocuklar, kadınlar hep. O şekilde çok korku içtik. Tabii 74'ten sonra bu tarafa geçtikten sonra bizim yaşımıza göre de en büyük acıyı da herhalde biz çektik. Tam aklımız keseceği zamandı. Gençliğe geçeceğimiz yani bir geçiş dönemindeydik. En büyük acıyı da biz çektik gibi geliyor bana. Bilmem daha küçükler, daha büyükler. Onları bilemem ama bana göre en büyük acıyı biz çektik. Yalnız garip başımıza kaldık işte. 4 tane çocuk kaldıydım yalnız. Başka hani, çocuklarınız? 4 tane. Kızlarınız var? Bir kızım var, 3 tane de oğlum. Onlar küçüktü tabii o zaman yoksa? Hiç. Biri 6 yaşında bu Burak, 6 yaşında. Kızım 9 yaşında. 11 yaşındaydı şey. Daha ömür değildi o, 10.5 bir şey. Yılmaz, 13 yaşında da Hasan sandalye çıktı. Acımız büyüktür, daha barışalım. Dedim acı içmeye barışsın. Gelsin de sorsun bizi de bakalım. İstersen yaktılar, kavurdular. Hiçbir şey yapmadılar yine belliydi. İstasi gitti Lefkara'ya da kovdular yendini, urumlar. Gittim ben, getirdi beni çocuk der, ben gidemem Doğni'ye, ben hiç gitmedim. Hiç, nereye gideceğim? Yerlerini görüp, görün yerlerini, gidebilirim deli olurum, yapamam, gitmedi. Herkes gitti, ben hiç içine sasamam, hiç gitmedim. Dedi ben ya götüreyim seni Lefkara'ya olsun. Resin ananın evini şeyi. Götürdü beni çocuk. Toplandı oğlumlar başıma. Hepsi de. 15 yaşında kaçtıydım ya. 15 yaşında evlendim. Keşke öleydim o zamandan da evlendim. Çekmeydim bu acılar hiçbirisi. İki. Tekerlekli sandalyedeydi o istasyı da titrenmiş böyle. Ne oldu öyle demiş ya, ne oldu? Ah dedi yine kavgimi o karkamı. Yani yakarmış kendini, karnı. Ne oldu karnına da yakar seni? O Türkleri yaptığım bu suçu dedi, beni tekerlekli sandalye. Onu dedi ya düşüneceydin daha önce. Köylüydü şeylerini de daha hep öldürdü. Ne eder yani o kadar size şey ederdi, hizmet yaparlardı şeylerleri de yaptınız bunu. Defol bunun içinden, çabuk dedi yine kaç. Dedi yine bir kere daha bu köye gelmeyesin, öldü, geberdi gitti. Ama bize ne? Bizim yaktı, ne demektir? 6 yaşında, 9 yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında çocukları bir başına bes şey desin. Hiç bilmezdim dükkana gideyim. Hiç gitmezdim. Buraya geldik, nasıl giderler dükkana, nasıl alışveriş edilir? Hiç gitmezdim. Ancak da bütün gün temizliğine, evin işine. Evvelden yoktu ya, makineler hem şeyler, elimizde yıkardık. Besteyli, böğdeyli, verelim ki uğrağım. Rum tarafında, Rum mahallesinde olan nenemin evine gittim. Orada saklandım. Samanlığın içinde
samanların içinde, eski evlerde samanlık vardı. Samanlığın içinde 22 gün, 22 gece kaldım. Nenem bana hellim, zeytin bir şey verdi, sadece evde olabilecek bir şey. Onunla yürüyerekten 22 gün karanlıkta kaldım. Bu arada gece çıkardık, çünkü nenem de kalırdı evde. Ama kapıdan dışarı çıkmazdım. Bundan bir hafta kadar geçtiğinde duyduk ki haberlerde bizim katliam oldu, Suat arkadaş kurtuldu, başladı radyolar falan da söylemeye. Radyodan duyduk, öğrendik. Biz bunu öğrendiğimizde Rum mahallede Rum gençleri aldı şeyi, aldı gazeteyi. Muhtemelen 23 Ağustos gibi, 22-23 Ağustos gibi, yani olaylardan bir hafta sonra getirdi Rum gazetesi, gösterir teyzemler onlara, neneme. İnanmayın diyor. Denktaş yalan söyler. Türkler yalan söyler. Berete yalan söyler. Öldürülmedi. Sizin köylüleriniz öldürülmedi. Bir de fotoğraf koydu ama o zamanki gazeteler siyah beyaz, renkli fotoğraf yoktu. Bir fotoğraf gösterir. 34 kişi Türk. İşte Limassol'da esir kampındadır. İşte fotoğraflar da beraber Dohnili. Nasıl Türkler yalan söyler? Bunlar öldürülmedi. Ve tabii ki ondan sonra ben şüphe ettim. Acaba bu 34 kişi ondan sonra mı öldürüldü? O 34 kişilik fotoğrafı, o fotoğrafı ben görmedim. Ama görenler, teyzemler falanlar diyor ki benzerdi o fotoğraf bizim köylülere. Ama siyah beyaz, silik, kötü bir resimdi. Yani resimmiş, düzgün bir resim değildi. Acaba bunlar öncelikle bir otobüsü öldürdüklerinde bir 50 kişi. Çünkü zaten ikinci mezar ki bulundu, 34 kişi bulundu. İkinci otobüsteki insanları ondan sonra mı öldürdüler? O olaylardan bir hafta sonraki resim gösterdi gazete. Acaba hakikaten bizim köylülerimiz miydi çekilen o resimde? Yoksa yalan mı kadar o resmi? O resmi ben göremediğim için de bilemiyorum ama özellikle Rum gazeteleri ısrarla ve Rum köylülerimiz gidip geldi ısrarla, işte inanmayın, Denktaş yalan söyler, Türkiye yalan söyler, haklı görülsün diye sizi şey yapar, insanlarınız yaşıyor. Böyle bekledik epey. 22-23 Ağustos yani olaylardan bir hafta sonra kurtulan Suat'ın anlattıklarından ve radyolara düştük. Radyolardan öğrendik ama bu yana geldikten sonra da en azından o Rumların gazetede gösterdiği 34 kişinin hayatta olabileceğini çok uzun yıllar hep ümit ettik, bekledik. Babam vardı, 3 tane amcam vardı, 3 tane dayım vardı, yeğenlerim vardı. Bir ondan yani toplamda düşündüğümde 16-17 kişi yakınım vardı o şehit olanların içinde. Yani köy yerinde herkes birbirine akraba çıkar. Yani en aşağı 16-17 kişi ama özellikle babam, 3 amcam, 3 dayım, onlar da hepsi şehit oldu. Ümidimiz vardı, hep inanırdık sağ olduklarına. Özellikle o 34 kişinin sağ olduğuna epey zaman inandık. Saklandık orada. Bu arada Kızılhaç'a mesaj göndermeye çalıştık. Rahmetli Denktaş Bey'e, o zamanki liderimiz Denktaş Bey'e mesaj gönderiyorduk Kızılhaç'a ve yaşadığımızı ve 5-10 tane gencin daha kurtulduğunu ve saklı olduğumuzu fakat ortaya çıkamadığımızı ailelerimiz bildirdi. Ve tam böyle evde otururken, böyle evdeyken bir gün ansızın kapı çaldı. Nenem kapıyı açtı, teyzem kapıyı açtı. Bu Andriko denen adamı tam karşımda gördük. Tam karşı karşıya geldik. Zaten bir tek o bilirdi, o söyledi bana. O da emin değildi. Ben saklanır mıyım, saklanmaz mıyım, dinledim mi, dinlemedim kendini. Nenem evine geldi, açtı kapıyı, karşı karşıya geldik. Ha dedi bana, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz dedi, atölyede. Bir şey var benim, ocak artık dedi, hayat normale döndü. Ocağın bir şeyi var bana, atölyede onu tamir edeceğim. Kaynak yapacaksın, tamir edesin. Bir şey söyleyemedim. Annem Ahmetlik başladı, sarıldı üstüne. Ben Rico, kocam gitti, yoktur, herkes gitti. Çocuğumu bırak, çocuğumdur benim, şudur budur. Anneme korkma vaydı diyor, bir şey olmayacak. Ben alıyorum elini dedi, ben sana getireceğim. Ben sana getireceğim. Ver dedi bir parça kağıt, ver bir kağıt dedi. Hemen teyzem buna bir defter verdi, bir
kalem verdi eline. Defterin içine yazdı Rumca. Benim kontrolüm altında, ben teslim aldım, getireceğim yazdı bir kağıt. Anneme verdi. Bana da iki satırlı bir yazı yazdı. İncitmeyin gücü, yani Rumca yazdı. Men biraz edemitsi diyor. Yazdı üstüne, benim kontrolüm altındadır. İmzaladı da altına. Larnaca bölge komutanı. Andreas Dimitrios yazdı, imzaladı da altına, verdi bana. Bak havaydı diyor, çocuğun da benim yazım elinde, benimle beraber gidecek. Kimse dokunamaz elinde. Annem dedi, ben de geleceğim. Çocuğumla ben de geleceğim. Hayır gelme falan. Gittik. Aldı beni gittik. Zaten gitmem diyemezdim ama gidebilirdi. Aldı beni gittik. Atölyeyi açtım terazide. Terazide atölyemiz vardı. Atölyeyi açtım. Hakikaten galburu bizdeydi. Yani olaylardan önce bizde arızalı makineler vardı. Onları tamir ettim yine. Ama sordu bana. Korkarım dedim. Korkarım. Korkma dedi. Bak göster kağıdı. Kağıdını dinlemeyen ya seni tanımayan biri olabilir. Gelecek biri buradan. Bunlardan biri beni görürse beni burada, buranın Türk yeri olduğunu, Türk'ün atölyesi olduğunu, babamın atölyesi olduğunu herkes biliyor. Beni görürse biri saldıracak. Ben buna Rumca söyledim de, tamam dedi bana, bekle dedi, dur kağıdı da bekle geliyorum dedi. Gitti, kardeşini aldı. Kendi öz kardeşini aldı, getirdi bizim atölyeye. Kardeşini nöbetçi koydu başıma, aha bak dedi, bekleyecek seni kardeşim dedi burada. Tamir et. Durdum, tamir ettim yine, kaynağını yaptım, ocağını... Galburunu tamir ettim. Geldi akşam üstüne kadar çalıştık. Bitirdim yenine. Atölyemiz o güne kadar dokanılmış değildi. Her şey tamamdı. Gittik. Aldı beni götürdü geri. Eve götürdü. Beni anneme teslim etti. Ama ben geri gelene kadar annemin sinirleri bozuldu. Annem aklımı oynattı. Ben geri gelene kadar ertesi gece de öğrendi ki bizim o atölye hep soyuldu. Bütün alet, edevat, makineler, her şey alındı. Yani onun malı oradan kalkınca, ertesi günü bizim atölyede ne alet, ne makine varsa hepsini götürdüler. Aldı götürdü ama ben geri geldiğimde annem artık sinirleri bozuldu. Çünkü ben gelene kadar, ben geri gelmeyeceğim, beni geri getirmeyecek hesabıyla annem aklını oynattı, sinirleri bozuldu. Akıl hastanesine düştü ve bu yana geldikten sonra da annem öldü. Fakat en büyük sıkıntıyı, kemikler bulunduktan sonra yaşadım. Bahsettiğim o daş ocağının olduğu yerde bulunacağına pek fazla ümidim yoktu. Fakat bulunduktan sonra gittim ve orada babamın iskeletini, kemiklerini gördüm de bir baktım inceledim. Hiç bir silah izi yoktu. Ve ben orada sordum. Hiç bir nasıl öldü buna? Eziyetine mi öldü? Boğuldu mu? Öldürüldü mü? Nasıl öldü? Silah izi görmedim dedim. Hiçbir kemiğe. Bir tane mermi isabet etmedi. Kafaya bak dedi bana. O babamın iskeletini kafatasını çevirdiğimde başında tam tepede üç tane böyle kalem gibi yakın yakın kurşun yeri olduğunu gördüm. Bu da şunu gösteriyor ki arkadan geldi bir bunlar oturttular. Otururken veya yatırken geldi kafaya silahı dayadı ve üç tane attı. O şekilde orada çok bozuldum. Yani kaçtım. Yüksek bir dağın üzerine çıktım. Bekledim bakayım. Buna gitti dozer alsın da gelsin de gömsünler. Çıktım oraya bekledim. Akşam oldu. Ne gelen ne giden var. Tabii gece olunca ben bir yere kıvırdamadım oradan. Gene orada kaldım. Sabah oldu. Gene orada kaldım. Çünkü gündüz yürüyemezdim. Gündüz bütün ovalar, tarlalar hep şey dolu. Asker var, çoban var, avcı var. Ertesi gece yürümeye başladım. Ama gideceğim yeri bilmem. Nereye gideceğim? O yüksek dağın üzerindeyken ben bir baktım böyle.
bir ışıcık yanar. Böyle sönür kırmızı, yüksek bir anten. Ben tahmin ettiğim şeydi, o son Rum tarafında patladı ya, o Moni istasyonu direğiydi, gözüyürdü. Ona doğru ben ilerlerim. Bir gün yürüdük, iki gün yürüdük, üç gün yürüdük, dört gün yürüdük, tam 7 gün. Yürüdünüz. Aç susuz. Hiçbir şey yok. Öyle bir yere geldim artık, geçemem. Asker var, su depoları var, askerler bekler. Ne yapacak? Artık bizim tek adımız kalmadı. Yani ha öldün ha ölüyorsun. Yani Ağustos'un 16, 17, 18. Ağzımız yapıştı birbirine, açılmaz. Üstümüz, başımız hep kan, beyin. Çıkan ağacın üstüne oturun, seni biri görmesin. Çünkü biri geçer görür seni, o şekilde öldürecek. Halimiz zaten yok bizim. Karınca bütün gece seni yer. Kokuyu sezer, gelir üzerine. En son işte 7. günüydü. Baktım artık susuzluktan, yani o da bir tek adım kalmadı. Birazcık ikrar vardı, yiyiştik, yıkadık. Dudaklarımıza biraz şey yapalım. 8. gün öyle bir yere geldim, baktım bir köy. Anladım, bu köyü tanırım ama çıkaramıyorum. Bir baktım sonra Mutlu Yaka. Şimdi güneyde, eski adı Mutayaga'ydı. Yavaş yavaş yanaştım o köyün yanına. Emin olayım, çünkü onlar da Rum idaresinden yani düştü bütün köyler. Dere vardı, giderim, bir çoban gördüm. Geçmiş zamandır çobanın adını unuttum. Yanaştım adamın yanına biraz. Adama dedim önce konuşayım Rumca. Adama bir Rumca seslendik. Dedik ihke, yani dayı demektir. Adam kaça kaça bir olur. Dedim Türkçe çırayım bakayım. Çırdın Türkçe, o durdu. Adam meğer bir açık gözleri zayıfıdı, görmezdi bakar. Dedim ya bu köyde bir besim vardı. Beraber asker arkadaşım, o da izinle çıktıydı. Bütün köy tedirgin oldu. Rum askeri basıyor köyü. Bir kişi gördü beni. Rum askeri köyü basıyor. Yani bir çeyrek arada geçmeden baktım o besim bulundu yanımda. Derenin içinden geldi. Galiba dürbünle görürdü. Aldı bizi. Yavaş yavaş gittik evine. İşte o zaman babası da Mutayaga'nın muhtarıydı. Hüseyin Avcı. Aldı bizi, gittik. Tabii buna biz olayı anlattık. Dedik işte durum böyle böyle. Aman Suat dedi, bizim köyde Rumlar gelir çıkar, gelir girer, kontrol ederler bizi falan. Seni bu akşam lazım bir yere saklaydım ki görmesinler yabancısın bunun içinde. Tabii bizi banyo yaptırdılar, uruba verdiler, giyindik. Getire beni bir samanlığın içe sakladılar. Başka hiçbiri bilmez, o bilirse de sakladıkları yeri. Sabah oldu. Babasının izin vardı, giderdi köylüye yiyecek getirirdi. Bu gitti, buldu. O zaman Ayhan Ali doktordu Limasol'da. Evet. Ve Ayten Berkap. Berkap, o bayan. Bunlar, o da galiba hemşireydi, neydi? Doktor. Doktordu. Evet. Evet. Onu buldu, onlara söyledi. Onlar da Kızılaç'ı ayarladı. Ve Kızılaç gelirdi şeyde, Mutlu Yaka'da bir şey vardı. Ayağı, beli alçıdaydı. Ve güya onun tedavisini gelir bakarlardı. Galiba o günlerde alçısını keseceklerdi. Geldiler geri. Bunlar da yani şey geldiği zaman köye Kızılaç'ın şeyi, ambulansı, onlar da gelirdi. Baktılar bunlar işte bunun için geldi. Onlar kaçtı. Onlar bizi tuttular. Attılar ambulansın içine, örttüler bizi. Bana dediler ki Hüseyin dayı, işte rahmetli Avcı, oraya gideceksin. Üstler bölgesinin sorumlusu Ziya Rızkı'dır. Ondan başkasına bu işi anlatma.
Dedik tamam. Gittik Endirle bizi şeye. Hapuvali'nin yanında bir işte şey vardı, hastane. Avrutur'da İngilizlerin. Oraya indirdi bizi. Oraya girince iki tane polis sorguya çekti beni. Ne için sen geldin buraya? Dedim işte ben yabancıydım Mutlu'ya kadar. Ne istedim buraya? Herkes buraya, bütün köyler şey yaptı. Beni yabancı gördüler. Korktum. İstedim geleyim bu yana. Doğruyu söyledi. Dedik doğruyu söyledik. Onlar da Rumca konuşur. Ama meğer bunlar SBA polis. Türk'ün beraberdir. Sokun gelin içeri dedi. Hapis ettiler bizi. Dedim ah. Aldılar şimdi bizi, geldiler. Bunun için de bizi teslim etle öldürecekler. Biraz sonra baktım. Maşeyi hep ben oradan kaçarken verdiler. Bir hartuşunun içinde böyle bir iki tane elma. Bir iki üç lira da para verdiler. Bak gideceğin yerde kullanın dediler. Aldılar onları da. Kapattılar bizi hapiste. Bir ranzacık yatırık üstünde uğraştılar. Dedim ben ne yaptım ya? Dedim burayım kapıya da. Bakayım kim gelecek. Vurdum. Dedim ben ne yaptım, beni soktunuz beni hapis. Adam geldi dedi. Ay oğlum korkma dedi. Ben Türk'üm. Malyalı bir adam. Dedim ben ne yaptım dedi. Şimdi gelecek dedi. Zabit dedi. Soruşturmanı yapacak da getirecek seni dedi. Şeye. Esas kamp yerindeki bütün Türkleriydi. Geldi. O bölgenin de sorumlusu bir Türk'üydü. Ha ben ismini unuttum şimdi. Geldi soruşturma yapacak o da. Dedi ne için istedin buraya gelesin? Dedim böyle böyle. O birine anlattığımız gibi. Yalan söyleme dedi bak. Puh yüzünü. Ne oldu ya buna, biz ne söyledik? Ona ne söyledi? Buna da onu söyledik. Buna dedi tamam. O da bizi cipin içine getirdiler bizi şeye. Avrutur'a. Esas o yere. Ama oraya gitmezden evvel beni bir aşağı hastaneye götürdüler. Bir pansuman yaptılar. Bunlar galiba onlardan bir şey sezdi. Daba dedi ne için yalan söyle? Bize dedi ziyarız ki anlayacak, onu anlatacak. Getirdiler bizi kapıya. Bıraktılar bizi. Orada nereye gidecek? Milyonlarla çadır. Halk böyle. Ana baba günü onun için. Gezerik şimdi. Ona sonra ziya rızkı isterik. Ha dedi ya, bu büyük çadır dedi. Odur. İki tane polis durur. İçeride polisler var başka. Ziya rızkı, telsizler var. Bilmem neler var. Ha burası gir dedi. Bir de gittik çadırın şeyini açtık. Ne var dedi. Rahmetli Ziya Bey. Gene geldin çadır isteyin, pataniye isteyin. Dedim yok efendi. Hadi git git dedi. Ben ne yapacağım oğlum, biz geldik bunun içine. Bir tanımayık etmeyik. Fenama git. Dedim ben kaçacağım. Tutacağım bu yola gideyim, bakayım nereye gideceğim. Karanlık oldu. Bir remok bulduk. Çıktık yattık içine. Ve ölü gibi biz bitirdik. Sabah oldu. Ne para kaldı ne bu, soydular bizi. 3 lira otardık, o da gitti. Gezerik, şimdi kampın etrafında yürüdük, baktık bir büyük çadır. Yazar Gave. Dedim oturayım bu Gave'ye, buraca çadırdır. Demek ki bize geçen tanıdık olur biri. Oturduk. Polemityalıydı bu Gaveci. Dedi bana ne içeceksin? Dedim bir şey söyle. Hadi hadi kalk dedi bana. İskembe'yi işgal etme. Gene fenamızda gitti. Aldık yolu kaçalım. Tam giderken karşıma çıktı bir arkadaş. Babamın arkadaşı, beni de tanırdı. Aman Suat neredesin? Baban nerede? Kardeşin nerede? Tamamdır. Turan'da hepsiydi. Biz yazılığa anlatacak. Sonra geldik aşağıya. Dedim olmaz bu iş. Anlatayım ben bu adama. Bilirim adamı da. Dedim ve Turan'da'ya ben sana yalan söyledim. Baban da şehit oldu. Kardeşim de, bütün köylüler de böyle. Ben dünden beri bunun içindeyim, gittim anladayım da beni koymadılar içeri. Yok pataniye isterim, atla beni dışarı falan. Koşturak tut elimden gitti, bir çadıra girdi içeri.
Ya dedi bu çocuk geldi böyle böyle. Anlatsın size dedi bu katliam oldu. Ne katliam oldu? Biz artık bataniye istirdik. Sen bizi attın içeri şey yapmadın bile. Girdik içeri oturduk. Polisler, Ziya Rızkı, birkaç tane başka sivil yetkiliydi işte neyseler. Anlat dedim. Başladık anlatalım. Ansızın bu neydi? Dedik kalem. Gösterir bize kalemi. Anladırız. Birkaç dakika geçer. Bu nedir? Cetvel. Madem gene bu çocuk delidir ya. Da bunları gösterin kendine. Neyse bunlara kanaat geldi ki katliam oldu. Artık koruma altına aldılar bizi onun içinde. Hiçbir yere bizi çıkarmazlar. Polisten gelirik. Ya sivil idiler. Polisten hani anayola Piskobu yolu vardı ki geçerdiği Evdim yolu. Anayola çıkartmazlar çünkü tek görgü şahidi. Bir Rum geçer ya. Vardı öyle Türkler de vardı. Casusudu. Verdi yine 10 bin lira ki teslim edersin. Öldürülür seni. Paraya bak hadi. Cumhurbaşkanımız Allah rahmet eylesin Denktaş Bey verilirse ben bu insanları dedi, bu halkı dedi buraya isterim, bu tarafa getireceğim. İlk kabul edilmedi, ondan sonra mecbur oldu tabii. Hani şeyler ortaya çıkınca toplu katliam mecbur evet, oldular. Ve ondan sonra ama ben 3 ay 4 ay sonra geldi onlar. Ben hep yurtta kaldım. İşte Allah rahmet eylesin Hatice Hanım sağ olsun annelik yaptı. Orada kızımı dünyaya getirdim. İşte, başka kaybınız oldu mu eşinizin dışında? Eşimin dışında kardeşim var. Sadece işte kayınatam hepsi gittiler zaten. Dayılar, amcalar yani bütün köy zaten hep birbirine akraba. Evet. Yani yeğenler hepsi gitti. Yani çok az insan. Birkaç tane onlar da işte dağa kaçtılardı. Çıkmadılar meydana kaldılar ve onlar iyi ki çıkmadılar. Onlar olsun kurtuldular. Ondan sonra işte çocuklarımız yetişmeye başladı. Onları büyütmeye çalıştık. Tabii bin bir sıkıntılarla, bin bir acılarla, dertlerle. Öyle. İşte bugünlere geldik. Çocuklarımızı büyüttük. Babaya hasret büyüdüler. Büyüyene kadar nereye gitseler hep bir burukluk içinde, hep boynuları bükük oldu evlatlarımızın. Hep hasret içinde oldular. Hala bugüne kadar. O baba özlemini bilse, ne verdiysek, ne yaptıysak, ne kadar yani babalık ettiysek de kapatamadık hiçbir zaman. Dört buçuk ay işte orada kaldık. Bir gün dediler bana, yahu Ziya Rızkı her üç günde bir ya haftada bir gider bu tarafa gelirdi. Bilgi verir, Birleşmiş Milletler'in şeyiyle, helikopteriyle atalım bir yalan dedi. Bir Suat da belki dedi alır seni de götürür seni de. Geldi Ziya Bey dolaşırdı çadırları, şeyleri, halkın derdini dinlerdi dedi. O arkadaş, Ziya Bey, biz bu çocuğu artık çekemeyik, bakamayık, yediririk, içirik ya da söver bize, dinlemez, kaçacak falan. Öyle oldu, biraz şeyine girdiydi. Dedi, bir gün sabahtan hazırlan da, yarın dedi, Lefkoşa'ya gidiyoruz. Ha neyle dedim ya? Dedi, sen hazırlan da ben geleceğim alayım seni. Aklım geldi çadıra, hadi dedi. Hiçbiri bilmez yani biz kaçacağımızı. Gittik bir büyük helikopter alanı vardı. Gizlendik akasya ağaçlarının içine.
helikopter indi, bizi aldılar. Getirdiler bizi şeye, Dikelya, İngiliz üstüne. Oradan tabii bunlar telsizden konuşur da orada işte asker vardı. Asker değildi de yetkili biriydi, sivil. Onlar da arabalarını beklediler, aldılar bizi. Ondan buraya geçene kadar 4-5 barikat vardı Türk askerinin. Bizim kimlik yok. Gelir geçelim kimlik yok. Anladır. Böyle böyle oldu ama şeyi anlar mı? Eğer adam orada emir sinek geçmeyecek, geçmeyecek. Bizi bırakmaza geçelim. Sonra işte yetkililere bildirirler. Gelirkan'dan gittik. Rahmetli Giden Taş'ın yanına. Tamam dedi. Yarın gel dedi. Plan saat. Gittik işte. Dediğim gibi sana. Anlattık. Tabii üstlere geldi Giden Taş. Onlara da anlattık kendine. Gitti. Biz dedi. Her şeyi sen merak etme. Sen bizim her şeyimizsin, şudur, budur. Ama dedim ben isterim köyüme gideyim, tamam dedi. Al bu kağıtçığı. Yazdı bana, gideceksin dedi İsmet Kota. 5 lira verecek sana dedi. Her gelen o yandan 5 lira verirlerdi. Aldım o kağıtçığı. Ben geldim tabii köye. Ben dedim İsmet Kota, ben nereye gideceğim? Ben bulayım da bana para versin. Ben ailemi istedim, bir hasretlik çektim. 4,5-5 ay. Gitmedim, almadım da. Evet, şimdi ona gelelim. Önce bu katliamın işlendiği gün ailenizden kimler vardı başka öldürülenler arasında? Hepsi sığmakram. Önce bak babam, kardeşim. Kaç yaşındaydı babanız o zaman? Vallahi tam yaşını bilmeyeceğim ama 45. Amcaoğulları, dayıoğulları. Yani köyün içine bak ne hepsiyle birbirine bir gam bağı vardı. Yani biz bir otobüste 45 kişiydik. Ha bu gazılar yapıldı. 44'ü bulundu. Bir tanesi bulunmadı. Taşkent Şehitliği'ndeki müzedeyiz. Burası, bu müze katliamın işlenmesinden 36 yıl sonra oluşturuldu ve Hunharca katledilen Kıbrıslı Türklerin kazılar sonrasında ortaya çıkan mezarlarında, toplu mezarlarda daha doğrusu, üzerlerinde giydikleri elbiseler, hatta ayakkabıları toplanarak buraya getirildi ve burada sergileniyor. Çok güzel bir bahçe çiçeklerle donatılmış şehitliğin çevresinde ve bu müzeye canı gibi gözü gibi bakan bir muhtarımız. Bu müze nasıl oluştu? Neler var burada? Onun duygularını alalım. Evet muhtarım. Çok yoğun çalışmalar neticesinde ve 36 yıl sonra da bulunan şehitlerimiz defnedilmek üzere bu şehitliği bir türlü başardık, yaptık. Hatta yarım kalıyordu. Burada eylem de yaptık yarım kalmaması için. Ve bu şey 555 bin TL TC Yardım Heyeti tarafından verildi yapılırken yaklaşık 240 bin civarında da hükümetimiz verdi. Bahçe düzenlemesini tamamen Dikmen Belediyesi yaptı ve Taşkent şehit ailelerinin kendi onlara verilecek her şehit için 1900 eurodur galiba her şehit için onları komiteye bağışlayarak onların katkılarıyla bu hale getirilmişti. Yani şehitlerin aileleri, evet, şehit onlar aileleri, için öngörülen 1900 euro evet, o paraya dokunmayıp evet, bu müzenin oluşmasına. Bu parayı hiçbiri almadı, hepsi komiteye bağışladı. Ve yan tarafta da şu anda devam edecek ikinci müzemiz, çünkü burası sığmıyor.
onu da gene o parayla devam ettirmekteyiz. Evet. Yani orada diğer müze için iki defa başbakanla görüştük. Bir defa İçişleri Bakanı'yla görüştük. Yani ben görüştüm değil yalnız. Komite ve iki muhtar olarak gittik. Hiçbir netice alamadık. Onun için biz kendi imkanlarımızla o müzeyi de bitireceğiz. Bunları başardığımız, yalnız burada hakkını yemeyelim. Dikmen Belediye Başkanı maddi manevi. Her türlü konu, her konuda yanımızda olduğunu buradan belirtmek isterim.15 Ağustos 1974 yılında Rum teröristler tarafından hunharca katledilen Dohni Taşkent şehitlerinin yatmakta olduğu yerdeyiz. Burada silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 83 kişinin büyük bir kısmı yatmaktadır. Ve etrafları güzel çiçeklerle çevrilmiş, yeşillendirilmiş bir mekanda uyuyorlar. Beşparmak dağlarının eteklerinde şanlı iki bayrağın gölgesinde yatıyorlar. Onlara Tanrı'dan rahmet diliyor. Bir daha böylesi katliamların yaşanmamasını diliyoruz. Düğünü var şehidimin bugün. Bugün bütün çiçekler mahzun. Yapraklar yeşilleyince ürkek şimdi. Artık bulutlar özlem yüklü. Yürek yeni hasretlere gebe. Eritmedi Mehmet'im, eritemedi hasreti üşüyen yüreğinde. Belki bu son çıkışıydı evden. Anacığını son öpüşüydü. Son sarılışıydı babasına belki de. Bir damla düştü toprağa. Bir kan aktı inceden ince, bir kan aktı sıcak mı sıcak. Bir el sarıldı bayrağa, şehit, şehit koktu topraklar. Çiçekler şehit, şehit açtı. Şehit, şehit yeşillendi yapraklar. O, ölümün en kutsalını seçmişti, en delikanlısını sevdanın. En güzeli için dövüşmüştü bayrağın, en şereflisi için davanın.
Dedim ya, düğünü var Mehmet'imin birazdan. Görür gibiyim saf saf olduklarını meleklerin. Görür gibiyim.